Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarını tamamladı. Rizespor Galatasaray maçı öncesi gazeteciler Çaykur Rizespor'un evinde taraftar desteğiyle bu maçtan üstün çıkacak taraf olduğunu ifade ettiler. Galatasaray ikinci yerin en fazla puan toplayan takım Beşiktaş'la beraber 33 puan. Rizespor da 27 puan topladı bu süre zarfında ikinci yarıda. Evet. Spor otoriteler ilk yarıda düştü gözüyle bakarken ikinci yarıda gerçekten futbol anlamında ciddi bir oyun ortaya koyarak başarısını gösterdi. Baktığın zaman zevk veren bir oyun oynuyor. Her maçı kazanabilecek görüntüsü var. İkinci yarı sadece Fenerbahçe'ye haksız bir penaltıyla kaybetti. Beşiktaş maçında da iki offside golü bariz var hatalarıyla kaybedilen maç var. Onun dışında kaybettiği bir maç yok. Galatasaray maçında ben ortada olacağını düşünüyorum. Maçın beraberliğe daha yakın olduğunu ama beraberliğin haricinde bize gelebileceği kanısındayım. Bunun için önemli olan Vedat'ın önde son haftalarda son vuruşlarda yalnız kalmasından kaynaklı bir sıkıntısı var. Onu aşarsa maçın Rizespor'a daha yakın olduğunu düşünüyorum. Gazeteciler Selim Denizalp ve Muhittin Sandıkçı, Çaykur Rizespor'un bu maçta sabırlı oynaması gerektiğini dile getirdiler. Biz ilk 5'inciliğe oturmuş olacaktık. Bugün de haberini yaptım. 5'incilikte TFF ekstra para ödüyor. Evet. 6 milyon euro. Sıralama önemli. Tabii. Çok önemli ve Avrupa'ya gidiyorsun ama şansımız devam ediyor. Galatasaray maçı, Galatasaray tam takım gelecek. Bizde Atif yok. Çok güzel bir maç olacak. Biz Beşiktaş maçının futbolunu tekrarlarsak Galatasaray bizi cezalandırır. Açık söyleyeyim. Aynı Konyaspor futbolu oynamamız lazım. Kontrollü, sabırlı olmamız lazım. Anlık kontrol. Çok kontratak oyuncumuz var. Samudios'undan, Bodrin'den, Vedat'ından top tutan. Kontratak iç sahada yakışmaz diyebiliriz ama bize bu lazım. Çünkü Beşiktaş'a bunu denedik. Beşiktaş bizi yedildi. Tabii gelecek. Beşiktaş sabırlı oynadı. Kontrol altında tuttu bizi. Arkada açıkları iyi değil. O maçta da her vurduğu da Beşiktaş'ın gol oldu. Maalesef. Bu maçta Galatasaray maçında mutlaka 3 puan lazım. Biz kontrollü olursak tabii ki her dakika, her sahada, her maçta ısıracağız. Kanatta, orada, burada ama sabırlı oynayıp ani kontrataklardan Galatasaray'ın fişini bir kez daha içeride çekebiliriz. Çaykur Rizespor Galatasaray maçı cumartesi günü saat 16'da başlayacak ve maçta orta hakem Serkan Çınar düdük çalacak.